Merhabalar değerli 112 Acil FM izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Sağlık personelinin eğitim merkezinde bugün sizlerle satürasyon cihazı hakkında konuşacağız değerli izleyiciler. Satürasyon cihazları genelde 112 camiasının, 112 personellerinin birçok alanda kullandığı malzemedir arkadaşlar. 112'de özellikle hastaya ulaşımda anında hemen kısacık bilgileri almak amaçlı, hastanın bilgilerini birazcık anamnezini alabilmek amaçlı kullandığımız bir cihazdır. Çoğunlukla hastanın acillerinde kullanılabilir arkadaşlar. Monitörden monitöre kadar ya da monitör öncesinde hemen bir bakalım bir nabzına, saturasyonu dediğimiz bir alettir. Birçok hastalarımızda da mevcuttur. Birazcık fiyatı uygun değildir ama hani bazı alan hastalarımız da var. Onları da bilgilendirmek amaçlı 112 Acil FM Sağlık Personelinin Eğitim Merkezi'nde bu konuya değineceğiz değerli izleyiciler. Her zaman dediğimiz gibi öncelikli amacımız tabii ki de eldivenimiz arkadaşlar. Önce kendi güvenliğimiz. Güvenliğimizi almak zorundayız. Bu cihazı birçok hastamızın ellerine vermekteyiz arkadaşlar. Bazen travmalı hastalarda, bazen trafik kazası olan hastalarda hemen saturasyonunu alabilmek için, nabzını alabilmek için bu cihazı kullanmaktayız. Bundan dolayı ise her zaman eldivenli işimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi cihazımız nedir? Cihazımızın ismi saturasyon aleti deriz genelde arkadaşlar. Peki saturasyon nedir arkadaşlar? Saturasyonu her zaman biliyorsunuz ki özellikle de şöyle sizin görmenizi sağlayayım. Özellikle de arkadaşlar SPO2 diye her zaman formlarımızı işleriz 112'de. Ya da sizden anamnezinizi aldığınız hastanedeki formlara, dosyalara yazmaktasınız. SPO2 nedir? SPO2 oksijen saturasyonu anlamına gelir arkadaşlar. Oksijen doygunluğu olarak da ifade edilir. SPO2 oksijen doygunluğuna ulaşmış olan hemoglobinin ifade ediliş şeklidir. Kısaca arkadaşlar kandaki oksijenlenme oranından bahsederiz değil mi? Yani normal değerleri 94 ile 100 olan hasta, yani şu gördüğünüz üst kısımdaki, bakın SPO2 diye yazar. Kameramız belki net göstermeyebilir ama burada yazar SPO2. Bu kandaki oksijenlenme oranı, oksijenlenme saturasyonu olarak ifade edilir. 94 ile 100 arasındaki oksijenlenme oranı genelde normal olarak bakılır arkadaşlar. 94 ve 6 artık risklidir. Birazcık tedavi aşamasına girmek gerekir. Misal, olay yerine gittiniz ve olay yerinde hastanız sıkışık, nefes darlığı yaşıyor ve KOAH hastasıymış. Saturasyonunu taktınız, muhtemel ki 90'ın altı gözükür. 92, 90'ın altı gözükür ve ona oksijenlenmeyi sağlarsınız. Peki kaç litreden oksijen verirsiniz? Oksijeni direkt hastaya 10 üzerinden mi verirsiniz? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Oksijenlenme oranı genelde zaten KOAH ve astım hastaları kendi oksijenlenme oranını bilirler. Aç derler. Orada mesela 3'ten başlayarak hastayı rahatlatana kadar, tabii 5'in 6'nın üstüne fazla çıkmanızı düşünmüyorum. Çıkmayın da. Hasta muhtemel ki rahatlayacaktır zaten. Kendi oranını bilir arkadaşlar. Çoğunlukla bu aletleri, oksijen aletlerini kullanırlar. Onlar size o şekilde ifade eder. Gerekirse puff verirsiniz tabii ki de. Ama çoğunlukla 94 ya da 100, 94 ile 100 arası nefes darlığı şikayeti varsa 2'den, 1'den, 3'den, 3 litreden oksijeninizi verebilirsiniz arkadaşlar. 80'in altı zaten entübasyona girer. Hastayı entübe etmek zorunda kalırsınız. Peki saturasyon düşüklüğünde ne gibi şikayetler olur? Bu konuda hakkında size kısacık bilgiler vermek isterim arkadaşlar. Hastada siyonozlar bulunur. Mesela vücudunda, deri renklerinde arkadaşlar siyonozlar bulunur. Neden? Çünkü kandaki oksijenlenme oranı yoktur. Azdır. Daha azdır. Mesela %80'dir, %90'dır. O yüzden dolayı böyle morarmaya başlar hasta. Daha fazla oksijenlenemediği için. Ya da nefes darlığı şikayeti olur. Zaten nefes darlıkla saturasyon birbirine ilişkilidir arkadaşlar. Arkasından yorgunluk, halsizlik, kafa karışıklığı, böyle bir şok, koma durumları olur arkadaşlar. O zaman saturasyonla alakalı olduğunu düşünebilirsiniz ve saturasyonuna bakarsınız. Ona göre oksijen takviyesinde bulunabilirsiniz. İleri durumlarda entübasyon durumuna geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, saturasyon durumumuz bittiğine göre nabız. Nabız nedir arkadaşlar? Nabız kanın sol karıncıktan, kalbin sol karıncığından büyük atar damarlara toplanması esnasında uç noktalardaki atar damarlarda oluşturduğu dalgalanmadır. Kalp atışının uçtaki atar damarlardan hissedilmesine nabız denir. Yani bizim buradan baktığımız, gerekirse karotüsten baktığımız nabız, tık tık sesleri hissettiğimiz o atımlar nabızdır. Bu nabızların normal değerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, çoğu zaman bu nabız değerleri değiştiği için insanlarda bir kafa karışıklığı olmakta. Yetişkinlerde normal bir bireyde 60 ile 100 arasındaki nabız
yeterlidir, normaldir. Eskiden bazı öğretimlerde 80 ile 120 arasından bahsederlerdi. Artık değişti o arkadaşlar. Genelde son aldığımız temel yaşam desteği eğitimlerinde, ileri yaşam desteği eğitimlerinde ilk yardımlarda 60 ile 100 yetişkinler için normal. Çocuklarda ise 100 ile 120, bebeklerde ise 100 ile 140. Peki 60 ile 100 arasındaki nabzı olan hastamızın nereden görürüz? Arkadaşlar saturasyon cihazında alt kısım, bakın burada göstermekte. Şu anda benim nabzım, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle kameraya doğru yaklaştırayım. Netleştirmeyecek büyük ihtimal. Odaklamasını sağlıyor ama netleştirmiyor. Bakın saturasyonum 97, nabzım ise 90 gözükmekte. Bu da tansiyon gibi bazı insanların biraz daha düşük, bazı insanların biraz daha yüksek olabilir. Şu anda ben video çektiğim için ve konuştuğum için nabzım birazcık yüksek gözükmekte. Yüzlerin üstüne kadar da çıkmakta arkadaşlar. Fakat şu küçük bir noktaya parmak basmak isterim. Ne olursa olsun arkadaşlar hiçbir şey analog kadar olmaz. Kendi saydığımız, elimizle baktığımız nabız sayısı kadar olamaz. Çünkü bu alettir. Pili zayıflamış olabilir, alet bozulmuş olabilir, kalibrasyon olmamış olabilir. Mesela bakın kalibrasyonumuz mevcut. Şu anda bu aletimizin kalibrasyonu 02-2020. Yani kalibrasyonu yapılmış, doğru çalışıyor. Kalibrasyonlar yapılması gerekir. Evde hastasınızdır. 10 yıldır kullandığınız bir alet vardır. Mümkün ki kalibrasyon olmadığı için o alet artık doğruyu göstermeyecektir arkadaşlar. Velhasıl değerli izleyiciler, nabızda daha aşağıya düşmesi, yani normal yetişkin bir bireyde 60 ile 100'ün altına düşmesi bradikardi. 100'ün üstüne çıkması ve hastada olağanüstü, yani dışarıdan baktığınız zaman genel durum bozukluğu görüyorsanız taşikardiye sebep olur. Tabii ki nabzın yüksekliğini ve düşüklüğünü EKG ile de desteklemek gerekir arkadaşlar. Saturasyon cihazı buradır arkadaşlar. Saturasyon cihazını nasıl kullanırız? Saturasyon cihazını baş parmağımıza takarak kullanabiliriz. Genelde periferden gelen atımları daha iyi algılar. Ondan dolayı baş parmağımıza, isterseniz ikinci parmağınıza takarak görebilirsiniz. Hepsinde de aynısını göreceksinizdir arkadaşlar. Muhtemel genelde işaret parmağı ile şu ikinci parmak kullanılmakta daha net gösterdiği için. Saturasyon cihazlarımız monitörlerde de mevcut. Bazı durumlarda, örnek veriyorum bebeklerde, bebek için pals oksimetre başlıklarınız yok ise eğer arkadaşlar, bu aynı yetişkin için kullandığınız pals oksimetreyi bebeğin baş parmağına takabilirsiniz. Alamadınız mı? Ayak baş parmağına takabilirsiniz. Alamadınız mı? Kulakların memesine takabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de saturasyonunuzu verir. Değerli izleyiciler, anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki yanlış bir şey telaffuz ettiysek ya da yanlış ettiğimizi düşündüğünüz bir şey varsa yorumlarda dile getirmenizi isteriz. Rica ederiz arkadaşlar. Eğer sizin sormak istediğiniz herhangi bir yorumunuz olursa da yazarsanız cevaplarız. 112 Acil FM Sağlık Personel Eğitim Merkezi'nden bu kadar. 112 Acil FM sunar.